Evet. Yavaştan başlayalım artık, değil mi? Evet, başlayabiliriz. Evet. Peki, merhabalar herkese. Tekrardan hoş geldiniz. Dünya Dönüyor, Değişiyoruz projesi Atölye Deneme Sanat ve Ekolojik Çalışmalar Derneği'nin o kapsamda gerçekleştireceğimiz bir dizi çevrim içi etkinlikten ilki plastik ve atıklar söyleşisi. Greenpeace Akdeniz Gönüllüleri İlayda Demirtaş ve Ayşenur Kurşun ile birlikte gerçekleştireceğiz bu etkinliği. Onların bizimle paylaşacakları bir sunum olacak. Sonrasında kısa bir soru cevaba da vakit ayıracağız. Öncelikle ben kendimi kısaca tanıtayım. Ekin Gündüz Özdemirci adım. Atölye Deneme Sanat ve Ekolojik Çalışmalar Derneği'nin bir üyesiyim. Aynı zamanda da iletişim ve ekoloji alanında da akademik çalışmalar yürütüyorum. Bugün dernekten birkaç kişi buradayız ama öncelikle şu anda bu konuşmayı gerçekleştirdiğimiz, çevrimiçi etkinliği gerçekleştirdiğimiz projenin içeriğinden biraz bahsetmek istiyoruz size. Dünya Dönüyor ve Dünya Dönüyor Değişiyoruz projesinden. Hem bu projeden kısaca bahsedecek arkadaşımız Pelin, ona şimdi yönlendireceğim ben. Aynı zamanda da kısa bir anketimiz olacak. Söyleşiye başlamadan önce sizlerle paylaşmak istediğimiz çok kısa. Bunlar için ben şu anda sözü arkadaşlara bırakıyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Ben Atölye Deneme Sanat ve Ekolojik Çalışmalar Derneği'nden Pelin. Söyleşiye başlamadan hemen önce ben biraz dernekten ve size bu projenin içeriğinden bahsetmek istiyorum. Biz 2010 yılında İzmir'de kurulmuş bir sivil toplum kuruluşuyuz ve ekoloji odaklı sanat çalışmaları yürütüyoruz. Genelde dezavantajlı gruplarla çalışıyoruz. Ve yani sanatın hemen hemen her alanında işte sinema, fotoğraf, tasarım, moda, grafik tasarım, müzik, tiyatro gibi alanlarda ekoloji sorunlarına odaklanan projeler üretmeye devam ediyoruz. Dünya Dönüyor, Değişiyoruz projesi bizim 2020 yılında faaliyetlerine başladığımız bir proje. Bu proje Avrupa Dayanışma Programı adında bir fondan, bir hibeden destek alıyor ve burada Allah Allah. çok yeni bir program aslında Avrupa Dayanışma Programı. 18-30 yaş arası gençlerin yerelinde pozitif değişimler sağlamak amacıyla tasarladığı projeleri destek veren programın genel adı Avrupa Dayanışma Programı. Dünya Dönüyor, Değişiyoruz projesi de aslında faaliyetlerine geçtiğimiz Mart ayında başlayan ama pandemi sebebiyle şu anda online olarak devam eden bir proje. Yani temiz gıda, sürdürülebilir moda, zehirsiz kozmetik, organik ve işlenebilir atık başlıklarına ayırabileceğimiz konularda hem kentteki hem kırsaldaki yapıları bir araya getirmeye odaklanıyor proje. Biz bu geçtiğimiz Haziran ayında Seferihisar'ın Gödence köyünde öncelikle etkinlik alanı olarak orada atalık buğday hasadı ve üzüm ve armut hasadı ve kışlık konserve yapımı gibi faaliyetler gerçekleştirdik. Bunların yanında da Gödence köyünden çocuklarla ekoloji odaklı sanat atölyelerine devam ettik. Yaz boyunca devam ettiğimiz projeyi fiziksel olarak sonlandırırken de Gödence'de köy konserleri olarak başlattığımız, işte İzmir yerelinden müzisyenlerin katıldığı ve Gödence köyünden öğelerle harmanladıkları performansları köy sakinleriyle buluşturduk. Şimdi de artık Aralık ayı itibariyle projenin çevrimiçi olarak düzenlenen etkinlikler kısmına geldik ve bu az önce saydığım yazın gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri de Aralık ayının sonuna kadar bir belgesel olarak sizinle paylaşmayı planlıyoruz. Teşekkürler tekrar. Şimdi sizinle söyleşiye başlamadan önce doldurmanızı istediğimiz, rica ettiğimiz
yaklaşık ikişer dakikalık iki adet anket paylaşacağız chatten. Sonrasında sözü Ekin'e ve Greenpeace'e bırakacağız. O zaman şimdi 18.43, 4 dakika sonra devam ediyor, şey yapıyoruz değil mi? Herkes bu linke tıklayarak anketleri doldurabilirse sonra da 4 dakika içinde başlayalım. Bu arada bu toplantı kaydedilen bir toplantı ve bununla ilgili hani bir sorunu alan, hani ben görünmek istemiyorum gibi bir şey olan varsa chatten ya da bir mail olarak ya da mesaj olarak bize iletirse çok seviniriz. Kapatın kendini o zaman. Allah'ım. Şu anda Hale Hanım'ın ve Didem Hanım'ın mikrofonları açık görünüyor. Kapatmalarını rica etsem. Yankı yapmaması adına. Söyleşi sırasında. Teşekkürler tekrar. Anketle ilgili sorun yaşayan var mı? Yok, estağfurullah. Herkes açabildi mi linkleri? Anket linklerini. Herhangi bir sorun yaşayan var mı? Biri 5 soruluk. Diğeri de 10 soruluk. 2 tane kısa anketimiz var. Teşekkür ederim. Süper. Sanıyorum herkes dolduruyor. Hiç sorun yok. 2 dakikamız var anketleri tamamlamak için. Zaten çok kısa olduğu için yeterli olacaktır. Evet, son bir dakikamız. Bir dakikada herkes toparlayabilirse süper olur. Evet, sanıyorum herkes yapmıştır anketleri diye tahmin ediyorum. Şimdi ben sözü İlayda ve Ayşenur'a bırakmadan önce kısaca bir konumuzla ilgili giriş yapmak istiyorum. Plastik ve atıklardan bahsedeceğiz bugün bildiğiniz gibi. Şimdi dünyada aslında yaygın olan ekonomik sistemler ve bizim gündelik yaşam biçimlerimizde sürekli olarak atık üretiyoruz. Yani aslında bir atık döngüsü içinde yaşadığımız söylenebilir rahatlıkla. Birçoğumuzun belki duyduğu bir tabir var, antroposen. Yani insan toplumlarının yarattığı sistemlerin
atmosferin ve ekosistemlerin dengesini hızla değiştirdiği bir çağdayız. İşte buna da antroposen, insan merkezci çağ deniyor. Ve en büyük ekolojik sorunlardan birisi de atık bu çağda yaşadığımız. Plastik de ham madde olarak yoğun kullanımıyla atık sorununda da başı çekiyor aslında. Hatta Kuzey Pasifik Okyanusu'nda işte 7. kıta olarak bilinen ve çoğunluğu plastik atıklarından oluşan, hatta plastik adası da denilen bir çöp girdabı bile mevcut. Yani plastik atıklar meselesi, su kaynakları sorunu, su kaynaklarını, işte denizdeki yaşamı, topraktaki yaşamı olumsuz şekilde etkiliyor, etkilemeye devam ediyor. Günümüzde çokça teşvik edilen plastikte geri dönüşüm sürecinin bile bir çevre etkisi var. Yani öncelikle atığın önlenmesine çabalamak gerekiyor. Yani geri dönüşüm aslında atık hiyerarşisinde en alt sıralarda, en az tercih edilen yöntem, ama buna rağmen onun bile etkin ve adil bir şekilde gerçekleştirilmesinde çok gerilerdeyiz şu anda. Bunun yanında da az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere gönderilen ve denetimsiz bir şekilde işlenen ya da bertaraf edilen plastik atıklarımız sosyal adaletsizliği de besliyor bir yandan, iklim adaletsizliğini beslediği gibi. İkisi birbiriyle iç içe geçmiş durumda zaten. Şimdi bütün bu konular üzerine aslında Greenpeace gönüllüleri İlayda ve Ayşenur değinecekler daha detaylı bir şekilde. Daha sonrasında sorularınız olursa onlar üzerinden de yine biraz daha fazla konuşabiliriz konuyla ilgili. Şimdi ben sözü onlara bırakacağım. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Sunumu izlerken sorularınızı, aklınıza gelen sorular olursa sormak istediğiniz, onları chat kısmına yazabilirsiniz. Zamanımız el verdiğince soruları yanıtlamaya çalışacağız konuklarımızla birlikte. Şimdi ben sözü İlayda ve Ayşenur, İlayda Demirtaş ve Ayşenur Kurşun'a bırakıyorum. Greenpeace Akdeniz Gönüllüleri sunumlarını yapmak üzere. Yaklaşık 20 dakikalık bir sunumları olacak. En fazla o kadar süren. Ondan sonra sorular üzerine konuşabiliriz. Evet, herkese merhaba. Hoş geldiniz diyeyim ben de tekrardan. İlayda ben ve arkadaşım Ayşenur, bizler Greenpeace gönüllüleriyiz. Ayşenur İzmir Greenpeace yerel grubunda, ben de Greenpeace Eskişehir yerel grubundayım. Şimdi size plastik kirliliği sorun ve çözümleri hakkında Ayşenur arkadaşım zaten slide paylaşacak ve slide yapacak. Ekin'in de söylediği gibi sunum esnasında bir sormak istediğiniz bir şey olunca chat'e lütfen yazın. Sunumun ardından zaten daha böyle karşılıklı bir konuşma yapıyor oluruz. Biz Greenpeace olarak çok uzun zamandır aslında atıklar üzerine kampanyalar yürütüyoruz, çeşitli kampanyalar. Ama en temeldeki kampanyamızın plastiksiz denizler hareketi olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda son zamanlarda Türkiye'ye gelen plastik atık ithalatı vesaire de bu durumu daha da arttırdı. Türkiye'de yaptığımız bazı araştırmalar, Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde yaptığımız araştırmalar sonucunda Türkiye'deki balıkların midesinde çok fazla plastiğe rastladıktan sonra da bu konu üzerine çok daha fazla yoğunlaştık ve Greenpeace olarak en aktif olarak son bir yıldır plastiksiz hayat üzerine alternatifler üretiyoruz, şirketler ne yapabilir, devlet ne yapabilir gibi şeyler hakkında konuşuyoruz. Şimdi arkadaşım Ayşenur başlasın, sonrasında. Tekrar merhaba herkese, ben de Ayşenur. Evet. Plastik aslında bildiğimiz üzere ne yazık ki hayatımızın her alanında yer alan bir şey. Yani baktığımız zaman kullandığımız mobilyadan tutun da işte herhangi bir paketli ürüne kadar ya da mobilyadan tutun, herhangi bir aksesuara kadar her şeyin içinde ne yazık ki çok fazla plastik var. Genel olarak baktığımız zaman plastikler petrol ve fosil yakıtlardan üretiliyor ne yazık ki. Yani uzun vadede yani doğada yok olmayan şeyler. Hafif ve hasarada
ne yazık ki dayanıklı. Yani bu hasara dayanıklıdan kastım ısı vesaire gibi şeylere ciddi oranda dayanıklık gösterebilen şeyler plastikler. Plastiklerin çok fazla türü var. 50'ye yakın türü var. Her renkte ve şekilde plastikler doğada varlığını sürdürmekle birlikte üretilebiliyor tabii ne yazık ki. Yani kafamızı çevirdiğimiz zaman ne yazık ki yani şu an kendi dikkat ettiğim hayatımda bile parantez içerisinde dikkat etmek kafamı çevirdiğim birçok noktada ne yazık ki plastikleri görebiliyorum. Çünkü bir noktada şu anki yaşadığımız düzende sistem içerisinde dayatılan bir şeylere de dönüşmüş durumda ne yazık ki plastikler. Yani plastiklerin çok olmaması çok ciddi bir sorun aslında. Baktığımız zaman şuna benzer görselleri eminim siz de yani sosyal medya kullanan herhangi bir insan da daha öncesinde çok net bir şekilde karşısına çıkmıştır ve görmüştür. Ama bu noktada bence kendimize şunu sormak önemli. Yani şu görselde gördüğümüz herhangi biz ya da tanıdığımız herhangi bir insanın ya da çok yakınımızda çevremizdeki bir insanın kullandığı bir plastik olma ihtimali ne yazık ki çok yüksek. Çünkü küresel bir dünyada yaşıyoruz ve plastikler her yerde karşımıza çıkabilir bir durumda. Yani atık bu kadar ciddi bir problem ne yazık ki. Plastiklerin bir diğer sorun da aslında şu. Az önce bahsettiğim gibi fosil yakıtlardan üretilen plastikler petrolün, doğalgazın, kömürün çok yüksek ısıda moleküllerin ayrılması sonucu elde ediliyor. Bu tabii ki karşılıklı olarak bir çıkara da dönüşmüş oluyor. Yani tedarikçiler, plastik tedarikçileri, yani daha doğrusu fosil yakıt tedarikçileri ve plastik üreticileri aslında ortak ya da birçok fosil yakıt tedarikçisinin ne yazık ki plastik üretim alanında iş yaptığı bir gerçek. Ve şöyle bir gerçekle de aslında karşı karşıyayız. Plastik kullanımı ve aynı şekilde petrol kullanımı bu şekilde devam ederse 2050 yılına kadar muhtemelen totalde %20 oranında bir petrol üzerinden tüketilmiş, ortaya çıkmış plastikle karşı karşıya kalacağız. Tabii baktığımız zaman plastikle ilgili bir diğer sorun da hem geri dönüşüm problemi, yani başta Ekin'in de bahsettiği gibi, hem de plastiğin gerçekten katlanarak kullanımının artması. Yani 1950 yılından günümüze kadar ulaşan plastik sayısı 8.3 milyar ton olarak edilmiş durumda. Ama bunun ne yazık ki sadece %9'u geri dönüştürülmüş bir durumda. Geri kalan kısmı nerede derseniz %12'si yakılmış. Geri kalan %79'u plastikler çöp arasına karışarak ya da doğaya karışarak ne yazık ki bu görüntüleri oluşturmuş durumda. Coca-Cola eminim birçoğunuzun gün içerisinde etrafına baktığı zaman yine çok karşısına çıkan firmalardan bir tanesi ve pazarda da çok büyük paya sahip firmalardan bir tanesi. Aslında Coca-Cola aynı zamanda bir plastik devi. Yani çok yüksek oranda tekonomi plastik üretiyorlar. Yani geri dönüştürülebilir bir plastik üretmeyi ne yazık ki reddediyorlar. Çünkü tabii ki şirketlerin bu noktadaki en net odaklandıkları şeylerden bir tanesi de kar. Bu plastiklerle ilgili gerçekleri aslında karşımıza çıkarabilecek birçok ölçek var. Mesela burada bahsedilen ölçeklerden bir tanesi milyon filden bahsediliyor. Yani düşündüğünüz zaman gerçekten çok büyük ya da plastik kıtaları vesaireleri. Yani bu kadar plastikle aslında dünyamız iç içe yaşıyor ve bu hepimiz için ne yazık ki çok ciddi bir risk. Okyanuslarla ilgili tabii ki şöyle bir ayrıntı daha var. Her aldığımız nefes, yani aldığımız iki nefesten bir tanesi aslında okyanusların bize sağladığı oksijen sayesinde gerçekleşiyor. Ama içerisindeki plastiğin çözünmesi durumunda hem canlı çeşitliliğine hem de bulduğumuz havanın kalitesine kadar birçok şeye ne yazık ki etki edebiliyor.
Bu da tabii ki başka sorunlardan bir tanesi. Yani büyük firmalar özellikle kendi elleriyle kamyonlarca çöpleri denize bırakabiliyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi tabii ki marka değeriyle alakalı ama diğer yandan da bir gerçek olarak bu plastik atıklarının ortada görünmemesi için denize de bırakılabiliyor. Benim dikkatimi çeken başka şöyle de bir gerçek olmuştu. Denizlerdeki plastiklerin çok yüksek yüzdelerinden bir tanesi de bizim herhangi bir şekilde yerde gördüğümüz ya da belki de çöpte bulunan herhangi bir çöpün rüzgar yoluyla denize ulaşması sonucunda da denizlere ulaşabiliyor. Tabii ki bu da ayrı bir gerçek. Yani atıkların şu noktada özellikle plastik atıkların denize ulaşmasının birçok nedeni var. Okyanuslarımız tabii ki Türkiye olarak biz okyanusa kıyısı olan bir ülke değiliz ama özellikle Akdeniz yüzey ölçümü olarak küçük olmasına rağmen canlı çeşitliliği çok yüksek olan denizlerden bir tanesi ve plastik kirliliği bu noktada ciddi bir risk anlamına geliyor ki Greenpeace'in yaptığı araştırmalar da dahilinde denizin örneklerinin birçoğunda ne yazık ki plastik bulunmuş durumda. Çok yüksek oranda plastik bulunmuş durumda. Yani hem bireysel olarak hem de şirketlerin genel olarak önlem almaması durumunda gelecek senaryoları az çok çizilmiş durumda plastiğe dair. Bireysel olarak da alınabilecek birçok önlem var. Ama gerçekten plastik adımı harekete geçmezsek artık daha büyük plastik dağlarıyla ya da belki daha fazla plastik dağlarıyla da karşı karşıya kalabiliriz. Bir diğer problem de aslında mikroplastikler. Yani bu hem plastiğin çözünmesi ya da bir şekilde doğaya karışması sonucunda da mikroplastikler ortaya çıkabiliyor. Bir diğer yandan da ne yazık ki kişilerin gündelik kullanımındaki birçok ürün de mikroplastik içerebiliyor. Mesela diş macunları gibi, duş jelleri gibi ürünlerde de ciddi oranda mikroplastik var. Bu hem insan sağlığı için aslında riskli. Çünkü bu mikroplastikler küçüldükçe solunum doğrultusunda da insan vücuduna girebiliyorlar. Ki şöyle de bir risk var. Yani küresel bir dünyada yaşıyoruz. Ve yaklaşık birkaç gün önce okuduğum bir haberde Everest'in tepesinde de mikroplastiğe rastlandığı yazıyordu. Yani mesela ne yazık ki çok net bir gösterge. Kullandığımız herhangi plastik kıyıya vuran bir balinin midesinde de yer alabiliyor ki yani bir balinin midesinden 100 küsür menşeli ülkeden plastik de çıkabiliyor ya da Everest'in tepesinden de mikroplastik çıkabiliyor. Bu artık dünyanın bu kullanılan plastiği kaldıramadığının en net örneklerinden bir tanesi aslında. Bu çok tabii ki hoş bir görsel değil. Eminim siz de farkındasınızdır. Okyanusların denizleri aslında baktığınız zaman birçok noktada hep keşfedilemeyen ya da gizemli olarak bilinen yerlerden bir tanesi. Ama ne yazık ki inanılmaz derecede üretilen plastikler orada da yerini almış durumda. Tabii deniz canlıların içinde çok ciddi bir tehdit anlamına geliyor plastikler. Greenpeace'in de bu noktada Türkiye'de de yürüttüğü kampanyalarda da, araştırmalarda da bu ortaya çıkmış durumda. Mesela Türkiye'de balıkların yaklaşık %44'ünde ne yazık ki mikroplastik var. Ve bu hem onların canlı çeşitliliği için ciddi bir risk anlamına geliyor, hem de tüketen insanlar için de ciddi bir risk anlamına gelmekte. Bir diğer yandan bu görselde gördüğünüz gibi deniz kuşları gibi birçok o ekosistem dahilindeki canlı için de risk anlamına geliyor. Evet. Ayşenur. Efendim. Ayşenur. Şimdi istersen bu saatten sonrasında biraz ben devralayayım. Bir ses değişikliği olsun. Ve sesine kesik kesik geldiğini söyleyenler var. Ben konuşurken de hala kesik kesik geliyorsa chatten yazabilirsiniz. Belki internet bağlantısıyla alakalı bir sıkıntıdır. Şimdi görselde de görüyorsunuz. Sizce her yıl dünyada kaç adet plastik şişe üretiliyordur? Chatten bir iki cevap hemen hızlıca verebilecek olan varsa bir tahminde bulunabilir. Sonrasında ben hemen söyleyeyim cevabın ne olduğunu. Çok az diyor. Çok 10 saniye falan bekleyeceğim sadece.
Evet, sıfırları 500 bin demişsiniz. 500 milyardan fazla. Her yıl dünyada 500 milyardan fazla plastik şişe üretiliyor. Peki sizce biz bu sorunu nasıl çözebiliriz? Ve biz bu noktaya nasıl geldik tabii ki de? Bu sorunu nasıl çözebiliriz kısmında hemen hemen hepiniz tahminimce şunu diyeceksiniz. Burada şimdi slide'a geçebilirsin. Daha az plastik şişe tüketerek. Kesinlikle biz kendi başımıza bireysel olarak plastik atık çoğalmasına karşı bir sürü şey yapabiliriz. İşte sularımız için termoslar kullanabiliriz, kahvelerimiz için termoslar kullanabiliriz, mataralarımızı yanımıza taşıyabiliriz ve açık sulardan sularımızı mataralarımıza doldurabiliriz. Kesinlikle öyle. Ve çok fazla plastik üretiyoruz, çok fazla plastik kullanıyoruz ve bunların hepsini doğru bir şekilde ayrıştıramıyor ve geri dönüştüremiyoruz. Aslında bireysel olarak evimize başlatacağımız daha az atık üretme konusunu, bu taban hareketini diyeyim daha doğrusu. Biz bireysel olarak evimizde bir şeyler yapıyoruz. İşte markete plastik poşetimizle gitmiyoruz. Kendi bez çantalarımızla gidiyoruz. Plastik ürünleri tüketmeyip kendimiz mataralarımızı kullanıyoruz dediğim gibi. Ama tabii ki de bu bir taban hareketidir. Ve bu taban hareketi kesinlikle yadsınamayacak bir harekettir. Önemli olan bu taban hareketini biraz daha büyük bir şeye ulaştırabilmek. Bu noktada da az önce bir arkadaşımız yorum yapmıştı. Coca-Cola'nın şişeleri geri dönüştürülebiliyor diye. Zaten maalesef ki en büyük sıkıntımız bu. Şişeler ya da başka plastiklerin hiçbiri geri dönüştürülemiyor değil. Ama maalesef geri dönüştürülmüyor. Çünkü en basit mesela Türkiye'de siz kendi yaşadığınız yerde evinizde belki atıklarınızı, çöplerinizi ayrıştırarak atıyorsunuz. Ama sonrasında ayrıştırdığınız çöplerinizi plastik çöp kutuları için bir çöp kutusu bulamıyor oluyorsunuz. Ya da bir cam için çöp kutunuzu bulamıyor oluyorsunuz. Ya da bu verdiğiniz plastik ayrıştırılmış bir şekilde çöpe attığınız atıklarınızın hangi merkeze nasıl geri dönüştürüldüğüne dair maalesef pek bir bilgi yok. Mesela Türkiye'de bu konuyla ilgili belediyelerin çalışmaları maalesef çok yetersiz kalıyor. Benim en azından bildiğim kadarıyla Eskişehir Belediyesi mesela atıklardan elektrik üretiyor. Ama bu maalesef çok küçük örneklerden bir tanesi. Bir cam atığımızı bile bulunduğumuz şehrin en böyle merkezi kısmındaki cam şişe atık yerine gidip götürmemiz gerekiyor. Ve bununla zaten çok az insan uğraşıyor. Belki biz uğraşıyoruz ama insanların bir çoğunluğu bununla uğraşmıyor oluyor. Burada Ayşenur slide'ı geçebilirsin. Domates olan slide'a kadar geldim. Plastikler dediği, Ayşenur da dediği gibi evet gördüğümüz her yerde bir plastik var. Ama bizim en büyük problemimiz aslında tek kullanımlık plastikler. Pet şişeler, kahve bardakları, bu TKV'ciler özellikle çoğaldığından beri Starbucks'ın başlattığı bir furyayla. Bu tarz tek kullanımlık bir kere açıp kullanıp sonrasında çöpe atıp ardını arkasını bilmediğimiz plastikler. Bu plastikler aslında dünyadaki en büyük plastik atığını oluşturan. Çünkü bizim arabamızın içerisindeki plastik sonrasında onun okyanusa gidip gitmesindense bizim kullandığımız bir pipetin okyanusa gitmesi maalesef çok daha olası. Çünkü arabaların ya da gördüğümüz işte mobilyaların vesaire geri dönüşümü, atık hale geldikten sonraki geri dönüştürme hikayesinde evet bir uğraşılmıştık, bir düşünülmüştük var. Ama özellikle tek kullanımlık plastiklerde bunlar kesinlikle yok. Şirketler bu noktada tabii ki de devletlerin tavrını değiştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Devletler, belediyeler bu konuda tavrını değiştirecek ama en çok da şirketler bu konuda bir adım atmalı. Ve bu şirketler mesela Coca-Cola dediğimiz zaman evet Coca-Cola bir plastik anlamına bir dünya devi. Ve Coca-Cola kendi plastiklerine, kendi atıklarına sahip çıkabilir. Ama bunu yeteri kadar yapmıyor. Belki bu kokulu ve bunu yaptıracak olan şey bir devlet politikasıdır. Ama bu devletin de politikaları bu noktada yetersiz kalıyor. İşte benim en başta bahsettiğim bizim bu bireysel olarak atıklarımızı azaltmadaki taban hareketimizi daha büyük bir harekete yansıtabilmemiz için bu konuda çalışan sivil toplum örgütleri, çevreci kuruluşlara, bu konuda lobi faaliyetlerini, hukuksal faaliyetler yürütebilecek sivil toplum kuruluşlarına destek verebiliyor olmamız lazım. Bu destekler gerçekten de çok önemli. İsterseniz hemen hızlıca plastik kaşığın hikayesi var. Onu hemen bir hızlıca izleyelim. Ayşe'nin şey yaparsan.
Ses yok muydu videoda? Evet, ben de onu söyleyecektim. Ses gelmiyor hala. Biraz yükseltseniz mi acaba? Gerçi sonuna geldik galiba. Evet, şimdi Ayşe'nin 27. slayta geçebilirsin istersen direkt. Plastik kaşığın hikayesini sessiz de olsa okuyabilenler belki vardır. Ya da daha önce belki görmüşsünüzdür. Greenpeace'in sosyal medya hesaplarında yayınlandı çok kez. Aslında bu videodaki en temel şey o bizim tek bir dakikalığına, iki dakikalığına kullanmış olduğumuz o minicik plastiğin. Aslında ta nerelerden geldiği ve nerelere gideceğini göstermekti. Ve en sonunda dediği gibi gerçekten bir metal kaşık alıp kullanmak ve bunu yıkamak gerçekten bu kadar zor mu diye. Birazcık aslında bu teknolojik plastikler biraz kolaya kaçmanın bir şeyi oldu. Kılıfı oldu gibi oldu. Şimdi plastik kirliliğini azaltmak için neler yapabiliriz? Tek kullanım plastik üretimini durdurabiliriz. Plastiklerin doğaya karışmasını önleyebiliriz. Şirketlerin yeniden kullanılabilir modellere odaklanmasını ve ürün ambalajları için yeni alternatif yöntemler geliştirmesini talep edebiliriz. Ve bu talep o kadar da çok zor, büyük bir talep değil. Çünkü şu an zaten Avrupa Birliği'nde tek kullanım plastikler yasaklanmış durumda. Mesela en basit Almanya'dan örnek verecek olursak, Avrupa Birliği deyince aklınıza hemen gelen. TKV kahveciler artık bambudan yapılmış bardaklar kullanılıyorlar. Yine bambudan yapılmış pipetler var, çelikten pipetler var. Hatta mesela kendinize bir çelik pipet edinebilirsiniz vesaire. Şimdi neler yapabilirsiniz? Bu yani Greenpeace'in kampanyalarındaki en büyük olay şudur. Greenpeace herhangi bir kampanyasını yaparken öncesinde bir bilimsel araştırma yapar. Bir kamunun düşüncelerini öğrenir. Neler yapabileceğini, alternatifin ne olabileceğini her zaman için belirleyip kampanyayı öyle başlar. Ve plastikle ilgili de bir sürü araştırma yaptı. Ayşen'in de zaten bahsetti. Bu araştırmaların sonucunda kampanyamız her geçen gün aslında şekilleniyor. Başta biz tek kullanım plastik diye başlamışken sonra bir anda mikroplastikler var. Oradan çıktık. Balıkların da midesinde plastik var vesaire vesaire. Kampanya her geçen gün büyüyor ve raporlar da artıyor. Greenpeace'in bu kampanyasına destek verebilirsiniz. Çünkü zaten hepiniz de biliyorsunuzdur. Az çok Greenpeace bu konuda, bu tarz kampanyalar konusunda en çok yaptırımı olan sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi. Çünkü tek bir ülke adına değil, 45 ülkede faaliyet gösteren ve bilimsel altyapısı olan bir kampanyanın da bilimsel altyapısı olan bir sivil toplum kuruluşu. Aynı zamanda tabii ki de burada biz şimdi bahsediyoruz. Ayşen'in de dediği gibi o plastik yığınlarının olduğu çöplerin elbette ki bir tanesi bizim ya da bizim bir yakınımızın ya da daha geniş çevremizdeki herhangi bir insana ait aslında. Bu bir gerçek. Bu yüzden de kendi başımıza başlattığımız bu atık azaltma konusunu çevremize de yayabiliriz. Ve çevremize de bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarına destek vermesini isteyebiliriz. Şimdi slaytımızın devamı kısmını biraz hızlı hızlı geçeceğiz. Çünkü zamanımız da azalıyor. Hemen 31. slayta geçersen Ayşenur. Peki genel olarak plastikle ilgili artık neler oldu? Avrupa'da plastik poşetler yasaklandı. Sonrasında tek kullanım plastikler yasaklandı. Türkiye'de de 2019'da itibariyle plastik poşetler artık ücretlendi. Bu bizim için bir tık sevindirici bir haberdi.
Ses geldi mi? Türkiye'de yani resmi açıklamalara göre bir kişinin Türkiye'de bir yılda kullandığı plastik poşet sayısı 440. Bizim hedefimiz 2019 yılında, daha doğrusu plastik poşetler ücretlendikten sonraki hedef 2019 yılında bu sayının 90 adede, 2025 yılında ise 40 adede düşürmekti. Avrupa'da plastik poşet kullanımı da şu şekilde: İsveç'te marketlerde 1970'lerden itibaren plastik poşetler ücretlendirmeye başladı. Belçika'da yasal düzenleme yokken süpermarketlerin girişimiyle plastik poşetler ücretlendirildi. Sadece plastik poşetlerin de ücretlendirilmesi değil hatta. Dünyada da plastik poşet kullanımı ile ilgili şu an görseli görüyorsunuz. Avrupa'da ve dünyanın diğer ülkelerinde de görebileceğimiz gibi artık marketlerde plastiksiz standlar oluşturulmaya başlandı. Biz de Türkiye'de bununla ilgili mesela Greenpeace olarak işte Carrefour, Migros gibi büyük marketlerle konuştuk. Ama daha henüz hiçbirinden bir yani olumlu ya da olumsuz da değil, genel olarak geri dönüt bile almadık. Sadece Metro marketler zinciri plastik atıklarını azaltacağına dair bize bir söz vermişti. Onunla ilgili daha henüz net bir şey göremedik. Bekliyoruz. Tek kullanımlık plastikleri reddetmemiz için 7 neden. Bunları görüyorsunuz. Zaten bunların hepsinden bahsettik. Azaltmak için yöntemlerimizde yine şu an görüyorsunuz. Bahsettiğimiz gibi. Aslında çok basit şeylerle bunları yapabiliyoruz gerçekten. Hem sadece atık ithalat atığımızı azaltmak değil, bir yandan da cebimiz için de faydalı bir şey bu arada. Sadece bir atık azaltma olayı doğa için evet kesinlikle zaten öyle. Ama bir yandan ekonomik anlamda da büyük bir faydası var. Aslında bu ekonomik anlamdaki faydasını görse belki şirketler ve devletler daha büyük ve net adım atabilirlerdi. Bizim de amacımız şu an onlara bunu göstermek. Bu şekilde şimdilik burada bitirelim biz slaytımızı. Ekranda biraz daha dursun isterseniz. Bakın. Şu anda biz sizlerden plastik atıklarıyla ilgili alternatiflerimizin olduğu bir dokümanımız var. O dokümanı sizinle chatten paylaşacağız. O dokümanı sonrasında inceleyebilirsiniz. Şu anda da eğer varsa bir sorunuz, sorularınızı dinlemelerle ilgili. Mesela chatten bir arkadaşımız varsa alabiliriz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Ayşenur ve Layda. Sağ olun sunumunuz için. Şeye, chat kısmına herhangi bir soru yazan olmadı. Sadece burada Meltem Karadoğdu, virüsten sonra tek kullanımlık ürünlerin de arttığına değinmiş. Aslında belki bunun üzerine biraz, yani Covid süreci nasıl etkiledi bu plastik kullanımını? Öyle bir veri falan var mı? Hani her Greenpeace'in takip ettiği. Şimdi şöyle, tabii ki de genel olarak hepimizin tahmin ettiği gibi tek kullanım plastik ya da plastik üretimi, yani tüketimi kesinlikle arttı. Ama bununla ilgili daha henüz net bir veri açıklanmadı. Genelde plastik atıklarla ilgili olan veriler yılın sonunda açıklanır. Muhtemelen bu ayın sonunda ya da Ocak ayının başlarında daha büyük net bir hareket, net bir alttan yazıyı okuyorum. Daha net bir veri yayınlanmış olacak. Özellikle AB27 o ülkelerin plastik atığı ile ilgili. Burada da şöyle bir ayrıntı var. Biz bu AB27 ülkelerinin yayınlayacağı plastik atık verilerinin geçen yıla göre daha az olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü plastik atıklarını ihraç ettiler ve biz ithal olarak aldık. O yüzden de muhtemelen Avrupa'nın plastik atıkları bu yıldaki verilerde daha az çıkacak. Ama aslında daha az çıkmasının sebebi bütün o atıklarını bize ithal etmiş olmalarından kaynaklı, bize ihraç etmiş olmalarından kaynaklı olacak. Bu önemli bir konu aslında. De burada evet, bir şey dikkatimi çekti şimdi. Atık miktarları sonuçta ülkeden hani ithal edilse, ihraç edilse de başka bir ülkeye gönderilse de genelde işte az gelişmiş ülkelere gidiyor. Bu Çin 2000 kaç yılından beri, 18 yılından beri galiba bir kota koymaya başladığı için artık bu işte Malezya, Vietnam, Tayland gibi farklı ülkelere kaydı. Onlar da belli kısıtlamalar getirdikten sonra aslında Türkiye en büyük ihracatçılardan biri haline geldi. O konuya biraz değinelim, o önemli bir konu. Ama şeyi merak ettim. Şimdi atık miktarları, plastik atık miktarlarının az çıkmasını bekliyoruz. Çünkü hani gönderiyorlar diyorsun ama zaten mevcut ülkede bir şekilde üretilen, geri dönüşüme de gitse plastik atık
miktarı o, atık miktarı o değil midir zaten? Başka bir ülkeye gönderiliyor olsa bile. Orada bir şeyde hesaplamada farklı bir durum mu yapıyorlar? Şimdi şöyle, bununla ilgili en azından benim bildiğim kadarıyla olanı söyleyeyim. Bizim işte atığımız bu kadar gibi bir şey değil de elde var olan atığın daha çok şey yapılıyor. Şimdi mesela işte Eurostat verilerine baktığımız zaman ülkeye giren atıklarla beraber kendi atığımızı aslında şey yapacağız. Yani ülkeye giren atık aslında önemli olan oluyor bu verilerde en azından. Belki şöyle bir şey de bakıyor olabilirler. Biz bu sene ülke olarak ne kadar atık, genel olarak ne kadar atık ürettiği de bakıyor olabilirler. Ama benim bildiğim kadarıyla böyle bir durum var. Yani Eurostat verilerine göre bakacağız ve o verilerde şu anda Greenpeace Akdeniz Türkiye'nin öngördüğü şey Avrupa'nın daha az çıkması. Çünkü Türkiye'ye çok fazla atık girmiş olmasından kaynaklı. Avrupa'daki ülkelerin atığının Türkiye'ye girmiş olmasından kaynaklı. Bize Türkiye olarak daha fazla atığımız çıkmış olacak gibi bir durum var. Ama ben de tam olarak hani bunu neye göre bakıyorlar, nasıl bakıyorlar onu ben de tam olarak bilemiyorum. Biraz o durumdan bahsedebiliriz. Bu Greenpeace Doğu Asya'nın bir raporu vardı. Değil mi? Yanlış evet. 2016-2018 arasında en fazla plastik atık ithal ve ihraç eden 21 ülkenin rakamlarını, ithalat ihracat rakamlarını yayınlıyor. Buna göre Çin'deki o demin bahsettiğimiz 2018 yasağının kısıtlamasının ardından işte en fazla Malezya, Vietnam, Tayland gibi ülkelere gidiyor. Bunlar da kısıtlamalar getirmeye başlayınca Endonezya, Hindistan, Türkiye'nin de aralarında olduğu belli ülkelere kayıyor. Ve plastik atık ithalatı gözle görülür bir şekilde artıyor Türkiye'de. Şimdi ne oluyor o plastiklere? Ne yapılıyor o plastikler? Biraz belki bundan bahsedilebilir. Çünkü Türkiye'de de yeteri kadar plastik geri dönüşüm, etkin bir şekilde geri dönüşüm yapan tesis var mı? Yeterli mi yapılan plastik atık ithalatına oranla? Yoksa çoğu toprağa mı gömülüyor gibi bir durum var. Birazcık o tablodan belki bahsedebiliriz. Hani onun getirdiği riskler beraberinde. Burada hep ben konuştum. Ayşenur, sen cevap vermek ister misin? Yoksa ben devam edeyim. Yani tabii ki olur. Sen birazcık. Ya aslında şöyle, plastik ithalat durumunu başta çok gizli tuttular gibi bir gerçekle de karşı karşıyayız. Mesela İzmir'de Kemalpaşa bölgesinde Greenpeace bir baskın düzenleyebiliriz bunu. Çünkü balya balya ithal çöpüyle karşılaşılmış durumdaydı. Ve bunların yüksek oranda medikal atık olduğu da ayrı bir problem tabii ki. Yani gerçekten Türkiye bir noktada ülkelerin çöplüğü haline gelmeye başladı. Geri dönüşümle ilgili de şöyle bir durum var. Türkiye'de 2000 civarlarında geri dönüşüm tesisi var aslında. Yani bu alınan çöplere baktığımız zaman çok büyük oranda düşük kalıyor ve yine Greenpeace'in yakın zamanda Adana'da bulduğu, özellikle İngiltere menşeli çok fazla plastik çöp de karşımıza çıktı ve bunlar ne yazık ki doğada karşımıza çıkıyor. Çünkü plastikler, atıklar geri dönüştürülmüyorsa iki ihtimal var. Ya yıkılıyor ya da doğaya vesaireye çöplükle karışılıyor. Bunlar tabii ki uzun vadede ayrı risk oluşturuyor. Türkiye'nin genel olarak zaten bir atık yönetimi politikası ne yazık ki yok. COVID ile ilgili de şöyle bir gerçek var. Tabii ki bu çöplüğün giderek ön plana çıkıyor olması ya da Türkiye'nin bunu ithal ediyor olması giderek dikkat çekmeye başladığı için en son yakın zamanda geçici olarak durdurma için adım attıklarına dair yani oldukça dolaylı bir açıklama yaptılar. Ama bunun dışında gerçekten o çöpler şu an burada ülkede ne arıyor? Bunun net bir cevabı ne yazık ki yok. Olabildiğince bunu ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Olabildiğince nereden geliyor, nerede ne kadar çok var ortaya çıkarmaya çalışıyoruz ki son 15 yılda yaklaşık 17 kat artmış sanırım ithalat durumu. Ve yine zaten hep konuştuğumuz gibi bu plastiğin geri dönüşümü genel olarak bir problem olduğu gibi Türkiye'de bu ekstra bir problem yaratıyor. Evet. Bu kendi başının içinde bir
sektör de oluşturuyor değil mi? Büyük bir sektör aslında. Yani bir kar alanına da dönüşüyor belli gruplar için. O da zaten hani daha önüne geçilmesinin konusunda da bir takım hani lobicilik faaliyetlerinin de artmasına sebep olduğu için ciddi bir sorun yani. Burada bir chatte poşetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili Gülten Hanım'ın bir şeyi var. Ücretlendirildi ama diyor ki insanlarda bilinç yaratmadı bu. Geri dönüşüm üniteleri yapılması lazım ama mali noktalarda bile aktif çalışma yok diyor. Burada hani bununla bağlantılı olarak şey geldi aklıma. Şimdi bizde bir ücretlendirme yapıldı. Bazı ülkelerde işte vergi artışları yapılıyor falan, bir takım önlemler alınması için. Bazı ülkelerde yasaklamalar yapılıyor, ücretlendirmeler yapılıyor. Şimdi şöyle bir şey okumuştum bir araştırmada. Yasaklama mesela kağıt ambalaj kullanımını arttırıyor otomatik olarak ya da işte bez çantaları ama kağıt ambalaj da yoğunlukta. Ve geri dönüşümü kolay olsa da üretim süreci açısından çevre etkisi fazla kağıt ambalajın. Yani fiyattaki artışın tek kullanımlı plastiğin kullanımında azalmaya, daha fazla azalmaya yol açtığına dair yasaklamadan çok. Böyle bir şey okumuştum. Ama sizce yani nasıl etkiledi bu ücretlendirme ya da bu bir gerçekten uzun vadede etkili bir yöntem mi? Daha farklı neler yapılması gerekli? Özellikle halk düzleminde yani şey insanlara da bir farkındalık ve şey hareket değişikliği yaratmak için. Yani bu plastik poşetlerin ücretlendirilmesi aslında bir nevi ekonomik bir durumdu yani. Hatta yüksek ölçüde ekonomik bir durumdu. Çünkü devletin bunda ciddi oranda, hükümetin ciddi oranda elde ettiği bir kar var sonuçta. Bir diğer noktada evet kağıt üretimi, kağıt kullanımı noktasında kağıt üretim esnasında iklim krizi inanılmaz derecede tetikleniyor. Yani iklim krizi adına kağıt kullanımı ciddi bir risk anlamına geliyor. Bu noktada tabii ki herkesin artık bez çanta ya da alternatif olarak kendi evlerinde üretebilecekleri alternatif poşetler, çantalar kullanmaları yani Greenpeace'in de öncelikli olarak çıkardığı şeylerden bir tanesi. Bir diğer noktada Türkiye'de plastik poşetlerin ücretlendirmesi şöyle olumsuz bir şey yol açtı. Bizim hafif plastik olarak adlandırdığımız bir grup olan marketlerde meyve sebze reyonlarında daha çok kullanılan plastik poşetlerin kullanımı inanılmaz derecede arttı. Ve aslında plastiklerin birçok çeşidi var yani. Sunda da bahsettiğim gibi bir çeşit plastik söz konusuysa bu plastiklerin birçoğunun bir dönüşüm aşaması ya da içerisindeki kullanılan materyaller tabii ki çok riskli olabiliyor ve hafif plastikler aslında bu noktada belki de daha riskli olabiliyor. Türkiye'de de bu hamle aslında hafif plastik poşetlerin kullanımı çok arttırmış durumda. Bu da ayrı bir kendi içerisinde yeni bir kriz oluşturdu tabii. Onun dışında yani genel olarak COVID'in ve atıklara etkisini düşünürsek tabii ki maske, eldiven vesairelerin de yani şu an evet tabii ki bunu bir halk durumunda aynı kullanıyoruz ama bundan belki birkaç sene sonrasında yeni bir atıkçı olarak karşımıza çok net şekilde çıkacak bu. Ve tabii ki bunların da aynı şekilde medikal atık belki de muamelesi görmesi gereken atıklar aynı zamanda. Bu da ayrı bir sorun. Konuştuğumuz sorunlardan bir tanesi. Evet. Bir sokağa çıktığımızda bile sağımıza solumuza baktığımızda mutlaka karşılaştığımız bir şey yani artık. Bu özellikle maske ve o plastik eldivenler dediğiniz gibi. Özgür demiş ki hızlı yaşam plastik sorununu ortaya çıkarıyor. Büyük oranda bitirmek için yerel ve sakin yaşam plastik sorununa çözüm olacaktır demiş. Ve plastik Ege Bayoğlu, plastik öncesi dönemdeki uygulamalar günümüze uyarlanmalı. Ne yapıyorlardı eskiden? Eskiden ne yapıyorlardan önce şeyi söyleyeyim. Hızlı yaşam, evet, arttırdı gibi bir durum var. Ama aslında bu tamamen bize empoze edilmiş bir düşünce gibi bir şey. Bizim işte hayatımız artık işte çok hızlı yaşıyoruz. Çok işte kozmopolit şehirlerde artık yaşıyoruz. Her şeyi hızlı hızlı yapıyoruz ve o yüzden kullanıp atıyoruz. Aslında tamamen bize empoze edilmiş çok yanlış şeylerden bir tanesi. Çünkü
En basitten işte sabahleyin işe yetişirken Starbucks'ın aldığım takeaway bardağı yine aynı sürede termosuma da alabilirim. Ve hatta onun içindeki kahveyi ta öğle tatiline kadar içebilirim. Ve aslında bu birazcık bize empoze edilmiş bir şey. Bir tık böyle alternatifleri kullanmaya başlayınca şunu fark ediyorsun. Diyorsun ki aslında zamanla ilgili hiçbir şeyim kalmadı. Zamanı daha fazla ayırmam gereken bir durum olmadı. Ekstra bir şey çaba sarf etmek zorunda kalmadım. Sadece neyi nasıl yapacağımı biliyorum. İşte mesela ben streç film yerine işte pamuklu beze balmumu rendeleyip işte yağlı kağıtla bir kere onu ütüledim. Ve o bir şey oldu artık, kalıp haline gelebilen, yıkanabilen bir şey oldu. Ve bunu yaptığımdan beri 3 aydır daha onu hiç bir şey de olmadı mesela. Ekonomik olarak da kâr ettim. Bu benim hayatımdan bir şey bir zaman çalıp götürmedi kesinlikle. Aslında birazcık bize empoze edilmiş bir şey. Hızlı yaşam, tek kullan, at, çabuk tüket. Aslında tüketim biraz da sistem tabii ki de buna etkili oluyor. Yani ufak ufak denemeye başlayınca bunu görebiliyoruz rahatlıkla. Bir de evet. Plastikten önceki dönem demişiz. Evet. Affedersin İlayda. Ha, yok yok, sen devam et zaten buradan. Okay. Şey noktasında yani benim de çok katıldığım bir noktada çok absürt örneklerini verdiğim de oluyor bir yer yer. Yani gerçekten tüketici alışkanlıkları tüketici alışkanlıklarını değiştirerek çok fazla örneğin teknolojik plastiğe de yönlendirebiliyor. Yani dışarıda siz atıyorum tekemeyi bir şey almıyorsunuz, herhangi bir yerde oturuyorsunuz, herhangi bir soğuk içecek tüketiyorsunuz ve o soğuk içecek sizin tercihinize bırakılmadan o pipetle birlikte geliyor. Yani bu kapalı pipet olmasa bile. Ve hani bu bir şekilde tüketicinin alışkanlıklarını etkileyen ve giderek normalleşen bir şeye de dönüşmüş oluyor. Belki hiçbirimizin o noktada pipet kullanma hiçbir şekilde ihtiyacı yok ama servis mantığı üzerinden bu giderek yaygınlaştığı için mesela belki de şu an plastik, ekonomik plastikler noktası pipet belki bu kadar riskli durumda. Plastik öncesi dönemdeki uygulamalar zaten genel olarak baktığımız zaman sıfır atık yaşam biçimi benimseyen insanlarda da ya da mesela Greenpeace'in plastik yaşam rehberi dahilinde de vesaire de gördüğümüz şeyler zaten o dönemlere çok yakın uygulamalar. Yani baktığımızda her şeyi dönüştürebiliriz, her şeyin alternatifini oluşturabiliriz ve sadece bir metrelik bir kumaştan bile işimize yarayacak çok fazla alternatif şey üretebiliriz. Yani tabii ki bu noktada bireysel tercihleri de konuşuyoruz ama bireysel tercihler kadar bir diğer sorun da ve Greenpeace olarak ele alınan konulardan bir tanesi de şirketlerin hiçbir şekilde bunlardan sorumlu tutulmuyor olması. Yani tabii aynı şekilde ekonomik plastiklerin kısıtlaması ya da bunlarla sorumluluk alınması da gerekiyor. Yani bireysel düşündüğümüz kadar aynı zamanda küresel ve kurumsal olarak düşündüğümüzde de daha mantıklı çözümler olabilir diye düşünüyorum ben. Evet, bir de bu sıfır atık konusunda aslında böyle çok uzak değil. Yani bulunduğunuz yerden çıkıp bir herhangi bir köye gittiğiniz zaman, en yakın mesafedeki bir köye gittiğiniz zaman mesela benim anneannem bayağı sıfır atık yaşıyor yani. Hani yemek çöpleri ayrı, onu verdiği hayvanlar belli. Ki bu arada bunu köyde yapmıyor, bunu şehirde yapıyor. Hani ben söylüyorum, köyde zaten işte evet tavuk var, tavuk karpuzun şeyini yer, evet, ama hani şehirde bunu nasıl yapacaksın? Ve baktım şehirde de gerçekten minimum atıkla yaşayan bir insan ve marketlerde özellikle bu konuda talep dahilinde. Mesela ben işte bu durumu pirincin olması ki zaten bizim Avrupa'da bununla ilgili marketler dediğim gibi plastik standlar yaptılar ve altına işte açık bakliyat ürünleri koydular ama mesela Türkiye'de biz çıkıp bir çarşıya gittiğimiz zaman bütün aktarlarda aslında bunu görebiliyoruz. Ama bunu tercih etmiyor oluyoruz. Gidip marketteki ambalajlı pirinci alıyor oluyoruz. Ama o açık çuvaldaki pirinci almıyor oluyoruz. Bu tamamen aslında biraz da tüketici alışkanlıklarının Ayşe'nin dediği gibi değiştirmeyle de alakalı bir şey. Evet, yani bireysel uygulamalar önemli dediğiniz gibi, dikkat çektiğiniz gibi sizin de ama yani bu bir sistem meselesi her şeyden önce. Karar alıcıların harekete geçirilmesi gerekiyor. Yani bunun kökünden çözülebilmesi için. Bir de hani plastik öncesi dönem dediğimiz hani plastik ham madde olarak en yoğun kullanılmaya başlandığı işte o 45, 2. Dünya Savaşı sonrası. Artık belki de onun çok ötesine geçtik yani.
her şeyde plastik var. Yani taktığımız gözlükte var, işte ne bileyim bilgisayarlarımızda var. Böyle bir durumda kullanım alanı. Hani bütün üretim sisteminin dönüştürülmesi ni gerektiren bir durum var yani. O kadar ciddi bir kullanım alanı var. Burada son bir iki şey yazılmış. Ondan sonra zaten yavaş yavaş toparlayacağız, artık bitireceğiz. Gülten Hanım şeye dikkat çekmiş. Termosumla çıkıyorum. Kahvem ya da sıcak suyum küçük cam şişemde. Çantamda çöplerim kompost için. Tüketme üret ilkesiyle her birey hareket eder ve almazsa bile önemli şeyler olacaktır. Evet, yani bireysel hareketler tabii ki de önemli. Bizim de ifade ettiği gibi. Tek başına yeterli olmasa da yani sistemin asıl etki yapan yoğunluğun azaltılması için tek başına etkisi olmasa da tüketici alışkanlığına katılıyorum. Ancak günlük 8 saat çalışarak ve gidiş geliş 12 saat dışarıda vakit geçiren insanlara tüketici alışkanlığını anlatamayız diye düşünüyorum demiş Özgür de. Bu konularda i̇şte böyle böyle anlatacağız. Böyle böyle birbirimize yani aslında evet kesinlikle öyle. Çünkü ben bu meselenin bu kadar büyük denli bir mesele olduğunu farkına varmadan önce, sonuçta doğduğumdan beri işte plastiğe şöyle kullanayım böyle kullanayım demiyordum. Bundan bir 3-4 sene öncesine kadar ben de elimde TKV bardaklar, pipetlerle dolaşan bir insandım ve bunun sonuçlarını ve alternatiflerini gördükçe bir şeyleri değiştirmeye başladım hayatımda. Ve aynen ikisinin de dediğim gibi, evet hayatımızda tek başına bu yeterli olmuyor. Belki birilerine hiçbir zaman ulaşıp bunu anlatamayacağız. O insanlar hiçbir zaman bunu göremeyecekler. Bu noktada da evet sistemde bir değişikliğin olması lazım. Devletin ve şirketlerin bu konuda yaptırımlar yapması lazım. Ve bunu da yine yaptıracak olanlar aslında tam olarak bizleriz. Kendi hayatımızda o bireysel hareketimizde bir taban hareketi şu an oluşturmuş durumdayız zaten bu konuda. Son özellikle bir yıldır insanların farkındalığı bu konuda çok arttı. Mesele bu taban hareketimi, ben bireysel olarak yaşadığım bu farkındalığı ve değişimi herkese nasıl yayabilirim düşünmek ve bu konuda da en iyi aracı olan şeyler işte sizin gibi, bizim gibi sivil toplum kuruluşları ve derneklerdir. Bu tarz çalışan sivil toplum kuruluşları ve derneklere ne kadar destek verirsek bunu o kadar da çok genişletebiliriz, yani daha büyük bir alana yayabiliriz aslında. Evet, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir sohbet oldu. Plastik üzerine keşke daha da fazla bu tarz konular birçok ortamda konuşulsa. Greenpeace gönüllüleri İlayda Demirtaş ve Ayşenur Kurşun'a çok teşekkür ediyoruz bize katıldıkları için. Son olarak burada Ege Bey demiş ki öğretmenlerin bu konuya dikkat etmesi gerekiyor. Kesinlikle eğitimin bir parçası haline gelmesi gerekiyor zaten. Ekolojik krizin her şeyden önce. Uzun yıllar sahada çalıştım. Kuru yemişimi, atıştırmalıklarımı yanıma aldım. Kahvemi evet yaptım. Gayet sürdürülebilirdi. Yani yapılabiliyor her koşulda aslında. Yapmak mümkün. Belki biraz fedakarlık etmek gerekiyor zamandan vesaire. Ama mümkün. Evet, herkese de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bitirmeden önce en sonda bizim kısa bir anketimiz olacak. Şimdi ben sözü tekrar Pelin'e bırakacağım. Kısacık bir anket daha olacak. Onu da yaparsanız, yaparak katkıda bulunursanız projeye çok seviniriz. Ve ondan sonra da zaten önümüzdeki hafta da devam edecek yani bir dizi etkinliğimiz daha var. Pelin onlar hakkında zaten bilgi verecektir herhalde. Ben sözü şimdi ona bırakıyorum. Pelin. Ben tekrar teşekkür ediyorum hepinize katılımınız için, sunum için. Şu anda size chatten anketin linkini yolluyorum. Oradan etkinlik bu sunumla ilgili olan görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz çok seviniriz. Siz anketi doldururken ben size haftaya cumartesi ve pazara denk gelen ayın 12'sinde ve 13'ünde olacak olan etkinliklerden bahsetmek istiyorum. 12 Aralık cumartesi günü Buğday Derneği'nden Nur Hayat Bağturan'la gıdaların tarladan tabağımıza olan yolculuğunu konuşacağız beraber. Biraz üretim süreçlerine değineceğiz Türkiye'de, tarıma değineceğiz. Ertesi günü de Gülden Karabudak'la birlikte bir orman terapisi etkinliğinde olacağız hep beraber. Bununla ilgili duyuruları bizim sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeye devam edebilirsiniz. Bunun dışında da tekrar olarak, pardon, galiba linkle ilgili bir şey var.
şu anda gelmiş olmadı hepinizde. Bununla ilgili de toplantıyla ilgili tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu toplantı başında da söylediğim gibi kaydedilen bir toplantı. Hani bu kayıtla ilgili ya da paylaşımlarla ilgili bir şey belirtmek isteyen olursa mesaj olarak ya da işte mail olarak bize iletebilirsiniz. Tekrar katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Biz bir 3 dakika daha anketi cevaplamanız için bekleyeceğiz. Diğer etkinliklerde görüşmek üzere diyoruz. Çok teşekkürler, tekrardan görüşmek üzere. Biz de çok teşekkür ederiz hem dinleyenlere hem de Atölye Deneme Sanat ve Ekolojik Çalışmalar Derneği'ne bize bu fırsatı tanıdığınız için. Zaten sizlerle beraber çalışma yapmayı çok seviyoruz. Çok teşekkürler tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Yeni etkinliklerde buluşmak üzere diyelim. Mayıs. Üç dakika mı bekleyelim? Benim. 3 dakika mı bekliyoruz? Sesim kapalıymış. 1-2 dakika daha bekleyeceğiz. 1 dakika daha bekleyelim. Tamam. Ben bir şey söyleyebilir miyim? 2 dakika beklerken. Tabii. Tabii. Teşekkür ederim öncelikle bu program için. Belki ilham olması açısından şöyle bir durum var. Bir 15-16 yıl İzmir'de, büyük şehirde yaşadıktan sonra kendi seçimimizle köy ortamına yerleştik. Hani eşimin işini de ayarlayarak tabii ki. Yani bazı şeylerin de seçim olduğuna inanıyorum. İzmir'e ilk gittiğimde bekardım. Büyük şehirlerin gerçekten o hızlı yaşamın yaşlılara ve çocuklara uygun olmadığını hissettim. Sonra işte ilk oğlum olduğunda 2 yaşındaydı. Daha sonra işte bu şekilde köye yerleştik ve zaten içgüdüsel olarak tamamen işte bu plastiksiz yaşam ve ekolojik olarak ne yapabilirim? Şimdi hep büyük şehirlerde şöyle oluyor işte. İşe başlıyorsunuz, evleniyorsunuz, sonra işte bir ev alalım falan böyle. Sonra gidip size uygun kredili bir evi alıyorsunuz. İlk defa köyde böyle biz bir tarla aldık. İzmir'deki evimizi satıp. Sonra doğanın içinde bir ev yapma fikriyle karşı karşıya kalınca ilk defa nasıl yapalım? Tabii ki bu da doğaya uygun bir şey olsun falan deyip böyle bir ahşap ev yapmaya karar verdik. Ve gerçekten niyetiniz o yönde olduğu sürece İşte bize herkes şey, işte çok paranız var da mı ahşap yapıyorsunuz? Hani neden daha farklı bir şey falan? Ama tamamen bu gerçekten içgüdüsel bir şey. Yani ilk defa doğanın içinde böyle bir ev yapma fikri. Çünkü daha önce karşılaşmamışız ki. Gidiyoruz müteahhitlerin yaptığı yerlere. İşimize yakın mı? Nasıl bunları değerlendiriyorduk? Ondan sonra bahçede gerçekten işte zehirsiz, ilaçsız. Kendi kendimize 3 yıldır kendi sebzelerimizi yetiştirir olduk. Çocukların de arkadaşlarımızla bir çemberimiz var. Kimin çocuğu olursa, kimin elinde ne kıyafet varsa bu çemberde bunları döndürüyoruz. Çünkü ayakkabılar, kıyafetler asla eskimiyor. Oyuncaklar asla eskimiyor. Ondan evet. Sonra bir baktım yani içgüdüsel olarak zaten böyle birçok şeyi yapıyoruz. Yani çünkü rahatsız oluyorum bundan. Sonra evet. Tavuklarımız ve kedilerimiz oldu. Asla kedilere paketli mama, hatta eşim çok sıkıntı yaşıyor bu konuda. İşte kediler diyor şu an diyor işte bir şey bekliyorlar diyor. Onlara hemen hazır bir mama olsa falan. Hayır dedim ya, çocuklarımıza hazır gıda yediriyor muyuz? Yedirmiyoruz. Sonuçta burada imkanımız var ya. Yani. Bir kirletme kaygısı yok. Ev yemekleri ne varsa, 3 tane kedimiz var. Onlara ev yemeklerinden. Sonra daha da kalan o sebze artıklarını tavuklara. Hakikaten sıfır atık yaşıyoruz. Yani. Şey biliyorsunuz kırsalda. Bu aslında bambaşka bir sohbetinde konusu yani. Çok da önemli evet. Bir konu aslında. Kırsala dönüş. Belki daha sonra böyle bir etkinlikte gerçekleştirebiliriz. İlham verdi anlattıklarınız. Teşekkürler Burçin Hanım. Çok sağ olun. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Belirlediğimiz sürenin de biraz başmış olduk. Ama güzel bir sohbet oldu. Katılan herkese de çok teşekkürler tekrardan. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.